Herkese merhabalar. 11 Şubat tarihindeyiz. Biliyorsunuz bir temel analiz eğitim serisi başlatmıştık. Çarpanlarla ve şirket değerlemeleri aslında gitmek istiyorduk. Tabii ki bugün dördüncü videoyu yapacağım arkadaşlar. Ama bir ara vermek durumunda kaldık. Bunun sebebi borsa İstanbul'da ciddi bir düzeltme geldi. Bu süreçte yatırımcılara ciddi motivasyonlar lazımdı. Motivasyonları vermekte de bizim görevimiz açıkçası. Burada sizlerle bol bol muhabbet ettik. Hisse değerlemelerine baktık. İşte sektörlere baktık. Hisselerin teknik analizlerine baktık. Ondan sonra hisseler ciddi bir ucuz fiyata geldi. ben gördüğüm zaman 300-350 tane hisse artık 250 günlük hareketli ortalamalarına doğru gidiyordu. Yani 200 günlükleri bile aşan bir sürü hisse vardı. E bu dönemde de Hisselerin gerçekten bu manada ucuz olduğunu, borsada bir yükseliş hareketinin başlamasının yakın olduğunu aslında öğütlememiz gerekiyordu. E o zaman da sizlere 60-70 tane hisse analizi yapmak durumundaydık. Sürekli hisse, hisse, hisse bakarak gittik. Daha sonrasında e, borsa İstanbul'da yükseliş hareketi başladıktan sonra da hisseleri erken elde çıkarmamak lazımdı. E Dolayısıyla bu şekilde de yine hisse teknik analizleriyle endeks bakarak, endekse hisseleri karşılaştırarak hareketin devam edip etmeyeceğini öngörerek vesaire vesaire hissenize sahip çıkmanızı istedim açıkçası. Tabii ki burada benim biliyorsunuz en büyük düşmanlarım korku pompalayan insanlar. Borsa kazandırmıyor diğer insanlar ve insanları al sata, trade, kısa vade yatırıma, forex'e vesaire yönlendirendire veya daha kötüsü işte dolar yatırımına vesaire yatırım demek istemiyorum ama yönlendiren kişilerdir. Dolayısıyla burada da ben bunu görev olarak bildiğim için temelzi biraz aksattık. Şimdi biz buradan size bu şekilde destek veriyoruz. Vererek yapabiliriz ama burada en güzel iş aslında temel analizin belli mantığını sizlere anlatmaktır. Ve bugünkü konumuzda FK hem her şeydir hem hiçbir şeydir konusunu anlatacağım. Neden böyle soruyorum diye düşünürseniz birçok kişi zaten şunu bilir. Borsaya başlandığında ilk şirket e, teknik analizde vesaire bir şeyler yapılmaya çalışır. Alsat sonra bu işte başka bir iş var denir. Temel analiz diye bir şey oldu ortaya çıkar. Burada da ilk FK'yı öğrenirsiniz. FK öğrendikten sonra tüm sanki her şeyi Biliyorsunuz, hakimsiniz gibi gelir. Ya FK varmış, net kar. Tamam net karı biliyoruz. Şirketin fiyatını hemen değerliyoruz. 30 saniyede bitiyor. E O zaman niye bu kadar analiz kurum vesaire, raporlar, her şey havada uçuşuyor diye düşünüyorsunuz. Ondan sonra belli bir aşamaya daha geldikten sonra bir iki darbe yiyorsunuz. FK hiçbir şey ifade etmiyormuş moduna giriyorsunuz. Çok saçma bir şeymiş. 30 FK şirket daha çok çıkıyor. 3 FK şirket daha az iniyor gibi düşünülüyor. E ondan sonra belli bir aşamayı daha kat ettikten sonra siz bilgilerinizi doğru çarpana doğru şekilde kullanmayı öğrendikten sonra ha diyorsunuz tamam bu iş oldu bunu burada kullanmam lazım şu şekilde kullanmam lazım ve artık bunun ne işe yaradığını biliyorum. Yani ederinden veya değerinden daha fazla bir ona güç de atfetmeyeceksiniz veya onu çok değersiz gibi de görmeyeceksiniz. Dolayısıyla çarpanlara biz burada farklı gözlerle bakıyoruz. Bu videonun da arkadaşlar. Ee, hem yeni başlayan ilk kez FK belki dinleyecek olan vardır veya zaten halihazırda hazırda bilenler için ufuk açıcı olmasını istiyorum. O sebeple ben e, burada FK'yı anlatacağım. 3 dakika oldu giriş bölümünü arkadaşlar geçelim. Şimdi ee, yasal öneri göstereyim yine de. Burada hisse adı geçecek örnekler için vesaire. Biz eğitim için hesaplamalar yapacağız. Bunlar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Hani uygun verisi olan vesaire hisseleri alıp bunu örnek amacıyla sizlere söyleyeceğim. İyi kötü lafı çıkabilir ama genel olarak buranın eğitim amaçlı olduğunu bilmenizi istiyorum. Şimdi genel olarak çarpanlara gittiğimiz zaman arkadaşlar çarpanlar basit. Zaten siz bunu Google'a yazdığınız zaman biliyorsunuz. Şimdi PK nedir dediğim zaman fiyat bölü kazanç. Yani ne demektir? Şirketin Piyasa değeri bölü 1 yıllık net karı. Tamam FK bitti. Şirketin piyasa değeri net karı. Net karı 1 milyar şirket 10 milyar FK 10. Tamam bu bize ne veriyor arkadaşlar? Hiçbir şey vermiyor. İşte mevzu aslında buradan çıkıyor. Şimdi burada FK'nın ne olduğunu anladınız değil mi? Basit bir şey. Hemen yani söyledim. Herkes zaten biliyor bunu. Ama çarpanlar aslında şu gözle bakmanız lazım. Sizin bir giriş noktanız var. Biz o yüzden e, burada temel analiz eğitim kapsamında çarpanlarla ben girmek istedim. Çünkü borsaya ben başlarken ben de çarpanlarla girdim. İlk başta FK'yı öğrendik. Piyasa değerler değerini öğrendik. Sonra FK işte hesaplıyoruz tutmuyor. Hisse yükselecek diyoruz yükselmiyor. Düşecek diyoruz düşmüyor. Karlar değişiyor. Sonra dedim ki bu net kar nasıl hesaplanıyor derken siz ne yapıyorsunuz? Hasılat çarpı net kar marjı. Ha burada net kar marjı diye bir şey varmış. O zaman net kar marjını ben bir öğreneyim diyorsunuz. Net kar marjı değiştiği zaman net kar otomatik değişiyor. Sizin FK çarpanız absürt değerlere gidebiliyor. Ondan sonra ne yapıyorsunuz siz? finansman gideri diye bir şey varmış. Bu net karı yok edebiliyor diyorsunuz. Finansman gideri neymiş? Buraya giriyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz ki FK çok fazla bir işe yaramıyor. Çok dalgalanan bir şey. Dolayısıyla çok uygun bir şey değil. Ben başka bir şey kullanabilir miyim diyorsunuz. Daha biliyorsunuz. Favök diye bir şey varmış. Favök'ü öğreneyim bari diyorsunuz. Favök'ü öğrendikten sonra firma değerini öğreniyorsunuz. Firma değerini öğrendikten sonra amortismanı öğreniyorsunuz. Firma değerini hesaplamak için net borcu hesaplamanız lazım. Bu sefer finansal borç nedir? Bunu öğreniyorsunuz. Ticari borç nedir? Bunu öğreniyorsunuz. Hmm. Bunu öğreniyorsunuz böyle basamak 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 gitmeniz lazım. Dolayısıyla sizin burada bunu dinlemeniz arkadaşlar size çok fazla bir şey katmayabilir. Ama bir giriş noktası yaratıyor. Siz bunu araştıracaksınız. Burada duyduğunuz şeyleri not alacaksınız. Ve daha iyi ne vardır bunlara gideceksiniz. Ve bu videolarla devamını izledikçe siz yavaş 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 bilginizi artırmanız gerekiyor. Yani şu değil ben FK anlatıyorum. FK'yı kullanıyorum iş bitti derseniz zaten işte sizin işiniz orada bitmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla Temel analizde e, öğrendikçe daha çok üzerine katmanız lazım. Bu da sizin göreviniz arkadaşlar. Şimdi biz gelelim FK'nın mevzusuna. Şimdi arkadaşlar kabaca siz bir hisse açtığınızda. Bakın FK çok basittir. Basit görünür ama aslında çok derinlikli bir şeydir. Çünkü ben ne dedim daha önce size? Çarpanlara düz mantıkla bakmayın. Yani şu diyoruz. Fiyat bölü kazanç eşittir 8. Mesela bir hisse açtım bu Çin. Ne demektir bu? Şirketin fiyatı. Yani piyasa değeri. 13 milyar. Net kar işte Son 4 çeyrek net karını alırsınız. Böldüğünüz zaman ha demek ki bu şirketin piyasa değerinin net karına, son 4 çeyreklik net karına yani 1 yıl içerisindeki net karına bölümü 8 ediyor diyorsunuz. Yani şimdi başka bir şirket açıyorsunuz. İşte burada Nuh Cimento mesela açıyorsunuz. Bakın Nuh Cimento'da FK24. Bu ne demektir? Piyasa değeri 48 milyar. Şirketin son 4 çeyreklik net karı 2 milyar. 48 bölü 2, 24. Şimdi bu gözle baktığınız zaman şimdi bu kim? Nuh Cimento'ya göre daha mı ucuz acaba. Dediğiniz zaman işte burada iş bitmiyor. Çarpanlara farklı bir bakış açısıyla bakmanız lazım. Dolayısıyla ben bu çarpan formülünüzü arkadaşlar değiştireceğim. Aynı piyasa değeri defter değerinde yaptığımız gibi farklı bir metotla sunmanız lazım. FK hesaplaması budur arkadaşlar. Piyasa değeri son 4 çeyreklik net kâra bakıyorsunuz. Piyasa değerini yıllık net kâra böldüğünüzde size FK'yı veriyor. Şimdi ama ben buna ne gözle bakıyorum derseniz. Bakın ben şu gözle bakıyorum arkadaşlar. Piyasa değeri eşittir diyorum. Net kar çarpı FK diyorum. İşte benim meselem aslında burada çıkıyor. Ne yapıyor? Formülü ters çeviriyorum. Piyasa değerinde de ben formülü ters çeviriyorum. Şimdi ters çevirdiğiniz zaman ve burayı büyüttüğünüz zaman bakın. Normal değeri FK eşittir. Piyasa değeri bölü net kardı. Biz ne yaptık? Piyasa değeri eşittir. Net kar çarpı FK dedik. Şu an işte işler e, bizim gözümüze daha olur şekilde görünüyor. Çünkü neden? Bizim öğrenmek istediğimiz bir şey var arkadaşlar. Nedir? Şirketin hisse fiyatı ne olacak? Bu şirketin piyasa değeri ne olacak? Piyasa değerini bulursanız otomatikman zaten hisse fiyatını şey yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla FK'yı kullanırken şu formül üzerinden kullanmanız lazım. Formüle ters bakış açısına bakmanız lazım. Dolayısıyla sizin piyasa değerine ulaşmak istiyorsunuz. Bizim ulaşmak istediğimiz şey gelecekteki bu şirketin piyasa değeridir. Bunu bulursanız zaten iş bitiyor. Ama bunu bulmak için hangi verilere ihtiyacınız var arkadaşlar? Net kar verisine ihtiyacınız var. Net kar nedir? Şirketin faaliyetleri ile ilgili olan bir şeydir. Dolayısıyla net karı biz belirleyemiyoruz. Bunu belirlememiz için şirketin faaliyetlerinin iyi gitmesi lazım. Bu şirketin belirlediği bir şeydir. Tamam güzel net karı da biz zaten bir şey yapamıyoruz. Sadece burada tahmin gücümüzü kullanacağız. Dolayısıyla burası bizim elimizde olan bir şey değil. Bir de buradaki FK çarpanı vardır. İşte burası arkadaşlar. Büyük sıkıntımız burası. Çünkü bu FK çarpanı aslında hesaplanan bir şey değil. Hali hazırda piyasada fiyatlanan bir şeydir. Her zaman ben ne dedim size piyasa bir defter değeri açıklarken de böyle dedim. Çarpanlar oluşturulurken arkadaşlar buradaki metrikler şudur. Bir ortamda olan bir veri vardır. İkincisi de piyasanın bu veriyi nasıl fiyatladığı vardır. İşte piyasanın bu veriyi nasıl fiyatladı arkadaşlar FK değeridir. Yani net karınız mesela sizin arkadaşlar eşittir koyuyorum. Bakın 2 milyardır. 2 milyar. 2M dedim. Şimdi FK kaç alırsanız ona göre sizin şirketinizin değeri zaten değişiyor ve hisse fiyatınız değişiyor. Piyasa bunu 8 FK'dan fiyatlıyor? Şirketinize piyasa değeri arkadaşlar 16 milyar oldu. E, yani piyasa bunu 15 FK'dan fiyatlarsa piyasa değeriniz 30 milyar oluyor. Sizin hisse değeriniz de otomatikmen iki katına çıkıyor. Demek ki buradaki mesele bakın bir tane verimiz var. Veri şirketin ürettiği bir şey. Kar yani. İkincisi de piyasanın ...belirlediği bir değer var burada. İşte bu değer arz ve talep değeridir arkadaşlar. Dolayısıyla şunu söyleyebilirsiniz. FK'sı 5 olan bir şirketle... ...FK'sı 10 olan bir şirketin... ...arasında bariz bir fark vardır. Birisi... ...FK 5 olan şirkete... ...piyasa... ...karının 5 katı kadar değer biçiyor. Diğer şirkete... ...net karının... ...işte mesela FK 10'sa... ...10 katı değer biçiyor. Dolayısıyla işte buradaki aslında FK değeri... ...piyasanın arz ve talep dengesini ifade ediyor. Aynı piyasa değeri defter değeri çarpanında olduğu gibi. Dolayısıyla sizin şirketinizin gelecekteki piyasa değerini dolayısıyla hissenizin değerini belirleyen şey şirketin net karı ve de piyasanın buna ne kadar değer biçebileceği. Şey Şimdi buradaki sorunlardan bir tanesi de FK'ya bakarken neden hep yanlış hesaplıyoruz? Sorunlardan bir tanesi de arkadaşlar şudur. FK geçmişteki 4 çeyrekte hesaplanır. İşte zaten ilk başlayanlar buradan hata yapıyor. FK 4 çeyrekte hesaplanıyor. 4 çeyrek karına ihtiyacınız var. Yani 12 aylık bir net kar bilgisine ihtiyacınız var. Ve bu geçmişteki 4 çeyreklik net kar arkadaşlar. FK'ya bakarken siz geçmişteki 4 çeyrek kullanıyorsunuz. Ve borsa hesabınızda bilgisayarda vesaire o baktığınız değerlerin hepsi en son gelmiş 4 çeyrek üzerinden hesaplanıyor. Ama borsa nasıl bir yerdir? Borsa her zaman geleceği fiyatlayan bir yerdir. Şimdi gelin bununla ilgili size bir grafik örneği göstereyim. İşte neden her zaman yanıldığımızın birinci göstergesini sizlere sunacağım arkadaşlar. Şimdi kendimi tekrardan küçülttüm. Size bir ördek grafik açıyorum. Yine bir 30'dan proto grafiğini açayım. Bunu her grafikte kendiniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim olması gereken nedir? FK yükseldikçe şirketin fiyatının yükselmesi lazım değil mi? Biz böyle düşünüyoruz ve böyle yorumluyoruz. Şimdi gidelim Ford Otosan'ın bir dönem grafiğine. Bakın şu arayı almanızı istiyorum arkadaşlar. Burada 2020 ile e, 5 Ekim arasını aldığınızı varsayalım. Şu varsayıyoruz. Şimdi şirketin bakın Ford'un FK'sı kaçmış? 8. Tarihi dip seviyelerde. Ford'un FK bakın gitgide yükselmeye başlıyor. Gitgide yükselmeye başlıyor. Gitgide yükselmeye başlıyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. 8'den 21'lere geliyor. Tarihi zirve Bununla beraber bakın Ford'un fiyatı da 80 liradan arkadaşlar 150-160 liralara geliyor. Şimdi aşağıda siz ne görüyorsunuz? Bakın dönemsel kar büyümesi. İşte piyasa bakın Ford'u yüksek FK ile fiyatlamaya başlıyor. Ford'un fiyatı gitgide 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 yükseliyor. Şimdi acemi yatırımcılar ne yapıyor? FK yükseldi girmeyin vesaire diye düşünüyorlar mesela. Veya tam tersine Ford'un fiyatı gidiyor. Hiçbir şey bilmeyenler yükseliyor yükseliyor yükseldikçe ben yatırım yapayım diye düşünüyorlar. Ondan sonra bakın Ford'un fiyatı çoktan inmeye başladı. Bakın gelin 22 Mart 2020 Ford gitgide aşağılara iniyor. Tekrardan 150 liralara kadar düzeltip uzun süre yatayla giriyor. Ama siz Ford şirketine baktığınız zaman ne oluyor? Bakın burada dönemsel kar büyümesi diye bir şey var arkadaşlar. Dönemsel kar büyümesi. Bakın Ford fiyatlandıktan çok sonradan Ford'un karlarının gitgide 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 büyüyeceği ortaya çıkıyor. İşte mevzu zaten buradan kopuyor. Ondan sonra da Ford'un FK'sı gitgide gitgide tekrardan düşmeye başlıyor. Kar büyüdükçe FK düşüyor. Kar büyüdükçe FK düşüyor. Şimdi siz FK'ya geçmiş hesaplandığı için bu gözle baktığın zaman işte her zaman böyle bir adım geriden geliyorsunuz. Önce şirket fiyatlanıyor, fiyatlanıyor. FK şişiyor, şişiyor. Siz FK şiş almıyorsunuz, almıyorsunuz, almıyorsunuz. Orada parasını kazanan kazanıyor, şirketi satmaya başlıyorlar. Ondan sonra arkadan kar büyümesinin geleceği anlaşılıyor ve 4 çeyrek, 5 çeyrek boyunca bakın karlar ne kadar yükseliyor? %200 kar büyümesi oluyor. Dolayısıyla işte PK'ya bakarken burada demek ki sizin gelecekte kar büyümesi olacak mı, olmayacak mı? Bunu tahmin etmeniz lazım. Tüm mevzu gelecek tahmininden ortaya çıkıyor. Aynı piyasa değeri defter değeri çarpanında olduğu gibi arkadaşlar. Ne dedik? Piyasa değeri defter değeri çarpanında şirketin öz sermaye karlı artacaksa insanlar önden zaten piyasa değeri defter değerini yükseltmeye başlıyorlar. Siz bunu önden görebiliyorsanız burada çarpanlar bir işinize yarıyor. Aynı FK da bu şekildedir. FK net karla ilgili bir değer olduğu için şirketin net kar büyümesi artacaksa önümüzdeki çeyrekte net kar büyüme hızı artacaksa insanlar buna daha yüksek FK değerleri ödüyorlar. Dolayısıyla burada Arz talep dengesi arkadaşlar talep tarafına doğru kaymış oluyor ve insanlar daha fazla para vererek bu hisseyi almak istiyorlar. Karlar büyüdükten sonra şirketin fiyatı da şiştikten sonra karlar artık bundan sonra büyümeyecekse işte yatırım yapılıyor yatırım meyvelerini veriyor büyüyor büyüyor artık o şirketin rutin bir karı haline geliyor. Şirket 1 milyar kar ediyor, 2 milyar kar ediyor, 3 milyar kar ediyor, 4 milyar kar ediyor. Bu sırada FK da şişiyor, hisse fiyatı da şişiyor. Birazcık tabii önden şişiyor onlar. Ondan sonra insanlar bu şirketin karı çok büyüyor deyip Şirketi almaya başlıyorlar. Neden? 20 FK'dan 25 FK'dan hepsi almaya başlıyor. Ama orada yatırım tamamlanmış. Artık bu şirketin rutin e, karlılığı 4 milyar. Ve sürekli 4 milyarda gidecekse burada net kar büyümesi azdır veya düşüktür. Dolayısıyla insanlar tekrardan burada talep son bulur. Ve FK tekrardan 20'lerden onlara doğru normalize olur. Ve işte o tepeden mal alanlar kar büyüse bile FK yarıya indiği için şirketinin fiyatı düşmüş oluyor. İşte buna şu gözle bir bakalım arkadaşlar. Şimdi gidelim bir örnek şirket alalım ve bu işi yapalım. Az önceki formülden tekrardan yola çıkıyorum. Bakın hemen aldım. Şimdi dedik? Siz bir hisse fiyatı belirlemek istiyorsunuz. Şirketle ilgili gelecek tahmininiz var. Şimdi eşittir koydum tekrardan. Şirketin net karı 2 milyar arkadaşlar. Şirketin FK'sı da 30'la fiyatlanıyor. İşte 30 FK şirket çok pahalı diyorsunuz ya. Şimdi neden 30'la fiyatlanıyor sizce? İnsanlar bu şirketin gelecekte karlarının artacağını biliyor ve bunu önden fiyatlamışlar. Bakın, karının 30 katına satıyorlar. Yani şirketin şu an piyasa değeri 60 milyar. Siz buna gidip 60 milyardan rahatlıkla ortak olabiliyorsunuz. Sosyal medyayı açtığınızda, işte şey açtığınızda bu şirket sürekli övülüyor. Karları şu kadar artacak, bu kadar artacak vesaire vesaire. işte çok ciddi kar edecek. Ama FK'sının 30 olduğunu kimse burada dikkat etmiyor arkadaşlar. Tamam. Şirket bir yıl sonraya gidiyor. Gerçekten karları artıyor. 2 milyardan arkadaşlar karı 3 milyara çıktı. Burada FK değeri ne oluyor? 22'ye geliyor mesela. Ne oldu şirketiniz? 66 milyar artık piyasa değeri var. Siz buradan kar ettiniz mi? Ettiniz. Gayet güzel kar ettiniz. Burada %10'luk bir karınız var. Hisse fiyatında %10 yukarı gitmesi lazım. Çünkü kar arttı. Ama bakın kar %50 artıyor. Buradaki FK normalize olduğu için siz burada ciddi manada kar edemiyorsunuz. bir yıl sonraya gidiyorsunuz. Şirketin tabii karları atacak. Şirket yatırım yapıyordu. Onu zaten önceden biliyordu insanlar. İşte yatırım var, kapasite artışı var. Şirketin karı arkadaşlar 4 milyara çıktı. Kar 2'ye katlandı 2 yılda. Gayet güzel diyorsunuz. FK size oluyor arkadaşlar. 15 FK. Hayda. Ne oldu şimdi? 15 çarpı 4. 60 milyar. E siz kar edemediniz. Hani şirket çok büyüyordu. E büyüyor. Kar 2'ye katlandı. Ama ne oldu? Bundan sonra kar daha az büyüyeceği için insanlar FK rasyosunu normalize ettiler. İşte bu gözle bakmanız lazım yatırımlarınıza. Bir sonraki yıla gittiniz. Yine aynı mevzu oluyor. Kar bundan sonra sabit kalmaya başladı. Az önce Ford grafiğinde olduğu gibi. Kar büyümesi son buldu. Artık hala şirket güzel kar ediyor ama insanlar diyor ki artık buradaki büyüme son buldu ve karlar çok fazla artmamaya başladı. Burada bir terslik var. Artık daha yeni şirketler var. Biz FK ön ödüyoruz bu şirkete. Şirketin, sektörün Revaçta olma işi artık son buldu. Ondan sonra siz 60 milyardan aldığınız hisseyi 40 milyara elinizde kalabiliyor arkadaşlar. İşte FK'ya tersten bakmanız lazım. Yani ne dedim ben? FK eşittir. Piyasa değeri bölü net kar değil arkadaşlar. Piyasa değeri eşittir. Net kar çarpı FK gibi düşünüp siz ulaşmanız gereken piyasa değeri defter değerini hesaplarsanız ve bu size uygun geliyorsa ve de buradaki insanların arz talep dengesi talep lehine ciddi manada bozulmadıysa siz burada kar edebilirsiniz. Dolayısıyla bu hesabı yapmanız lazım. FK 30 şirket alınmaz mı? Alınır. Ne zaman alınır? Kar burada 10 katına çıkacaksa işte mesela alınır. İşte bunu aslında hesaplayabildiğiniz bir rasyo var arkadaşlar. Burası PEG rasyosu dediğimiz rasyodur. Kar büyümesine göre ödemeniz gereken FK değerini siz rahatlıkla hesaplayabiliyorsunuz. Mesela bu şirketin karı 10 kat büyüyecek olsaydı. Yani burada 4 milyon değil de 20 milyon kar yazacak bir şirket olsaydı, siz buna 30 FK verdiğinizde bakın 60 milyon piyasa değeriyle sahip oldunuz. Şirketin karı 20 milyona çıktı ama 10 FK'dan bile fiyatlansa siz bu şirketi 200 milyon değerinde satabilecektiniz ve burada 3 kat, 4 kat ciddi bir da kar etmiş olacaksınız. Dolayısıyla sizin FK'ya bakarken FK yüksekliğini beraberinde değerlendireceğiniz bir metriğiniz olmalı. İşte burası da arkadaşlar yıllık net kar büyümesidir veya 5 yıllık net kar büyümesinin ortalamasıdır. Burayı siz vadenize göre düşüneceksiniz ama bunu dönemsel ve çeyreklik olarak düşünemezsiniz. Şimdi ilk yeni başlayan herkes bunu çeyreklik olarak düşünüyor. Yani çeyreklik net kar büyümesi var çok iyi. Tam birinci çeyrek iyi geliyor, iki geliyor, üç geliyor iyi, dört geliyor iyi. Çeyreklik büyüme var. Tekrardan başlayalım. Tak şirketin Net kar bir düşüyor. Eksi geliyor. Ondan sonra FK oluyor. 80. Ee, siz 20 FK vermişsiniz. Çok iyi çeyrekli. Kar büyütüyor diye. Ama yıllık kar büyümesi yok. Diğer yılda çeyrekler arası artarak gidiyor. Ama yıllık topladığınızda bariz bir kar büyümesi olmuyor. Dolayısıyla yıllık kar büyümelerine bakmanız lazım. İşte burası da arkadaşlar PEG rasyosu dediğimiz bizim rasyomuz. Ama işte PEG rasyosu şudur. Böyle hesaplayın bu iyidir diye bir şey yok arkadaşlar. Kabaca bilmeniz gereken şudur. PEG rasyosu eşittir. Şirketin FK değeri bölü net kar büyüme oranı. Buranın arkadaşlar birden küçük olması lazım. Yani PK 10 mesela minimum net kar büyüme oranı işte yüzde 10 olmalı ki bire denk olsun. Ama burada neden biz pegrasyusu kullanamıyoruz derseniz ben kullanmıyorum. Çünkü şundan ötürü arkadaşlar. Peg rasyosu enflasyon ortamında çok çalışan bir rasyo değildir. Neden? Bizim şirketlerimizin hepsinin arkadaşlar kar büyümesi nasıl? %100, %150 yıllık. Geçen yıl öyle gördük. Tamam %150 ise biz bu şirkete 150 FK ödeyebilmemiz lazım. 150 FK gayet normal mi? Diye düşündüğünüzde hayır işte normal olmuyor. Neden? Çünkü enflasyon sebebiyle burada bir büyüme var. Yani siz aslında burada ya dolara çevirip ya da işte enflasyona düzeltilmiş net karı hesaplamanız lazım. Sizin orada %150 kar büyümesi var gibi düşünüyorsunuz. Ama aslında orada enflasyonu siz böldüğünüzde %50'lik bir kar büyümesi var. O yüzden zaten bizdeki FK rasyoları Amerika'ya göre çok ciddi derecede düşük. Amerika'da 25 FK gayet normal dolar bazında hesapladığınız zaman. Ama bizde 10 FK dediğiniz zaman insan bir korkuyor. Yani tamam bu şirket ya karını büyütemezse ne olacak gibi düşünüyorsunuz. Dolayısıyla PEG rasyosuna çok fazla takılmayın. Burada yine ben size önereceğim şey manuel hesap yapmanız. dedik? Manuel hesap her zaman kafayı çalıştırır. Kafa çalışsa, beyin çalışmaya başlarsa... Ondan sonra siz kağıt kalemi aldıktan sonra her şeyi manuel hesaplamaya başlarsınız. Neden? Çünkü kafayı çalıştırmaya başlayınca onun tadı bir farklı geliyor. Dolayısıyla mesela iki tane arkadaşlar şirket düşündüm ben burada. Mesela şöyle şuraları sileyim. Daha önceki bu örneği zaten vermiştim. Tekrardan yapalım. Yani tarih içerisinde bakın peg rasyosunun önemi. Net kar büyüme oranının önemi arkadaşlar. Şimdi bir şirket FK10 bir şirket FK8. İlk başlayanlar şöyle yapar. Aynı sektörde iki tane şirket var. FK8 olan daha ucuz ben bunu alayım diye düşündük. Ama işte mevzu burada bu olmuyor. Bakın burada karlar da aynı. Her şey aynı. Güzel. Ama burada işte net kar büyüme oranı %50 olan bir şirket var. Diğer tarafta net kar büyüme oranı %20 olacak bir şirket var. Yani bu geleceği gösterdiği için zaten buradaki problem çıkıyor. Gelecekteki net kar büyüme oranını tahmin etmiyorsanız FK'nın ne olduğunun hiçbir önemi yok. O yüzden siz şirketin geleceğini bilmeniz lazım. İşte birazdan size geleceğini nasıl bilebilirsiniz. Bunu da anlatacağım. Şimdi iki tane şirket biz düşündük. Bakın birinin net kar büyüme oranı yüzde %50. Diğerinin net kar büyüme oranı %20. Şimdi yıllar içerisinde bakın manuel hesaplıyorum ya. Bakın ilk yıl karımız kaçtır arkadaşlar? 100. Bu şirkette. Şimdi 5 yıl geleceğe gidelim. Her yıl bu şirketin %50 e, kar büyüttüğünü hesaplayacağız. Şimdi ilk yıl karımız yüzde %100'dü arkadaşlar. Şimdi bu ben bu yüzü alıyorum. Çarpı 1,5. Bakın kar büyütüyorum. %50 kar büyütüyorum. 5 yıl boyunca %50 kar büyütüyorum. Kar oldu %50. Şimdi ikinci yılda ben kar büyütüyorum arkadaşlar. 225 oldu. Şirketin net kar. Şirketi gibi büyüme süper gidiyor. Üçüncü yılda kar büyüttüm arkadaşlar. 337. Dördüncü yılda karımı büyütüyorum. Bakın görüyorsunuz. Ee, tamamen bozuldu. 100 çarpı 1,5 çarpı 1,5 çarpı 1,5 çarpı 1,5 çarpı 1,5 dedim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 yılda arkadaşlar karlılığımız bizim 759 çıktı. Yani bu şirket artık bir yılda 100 milyar kar eden bir şirket değil arkadaşlar. İşte 759 milyon kar eden bir şirket. Karlı oldu 7,5 katına çıktı. Neden? Kar büyütme oranı %50 idi. Şimdi insanlar tekrardan bu şirkete FK10 öderse 5 yıl sonra ne oluyor? Siz şirketi 759 çarpı 10'dan satabiliyorsunuz. Yani ne dedik piyasa değeri eşittir. FK10 çarpı 759. 759. Siz 7500 liraya bu şirketi satabiliyorsunuz. E şirketi biz ne kadar aldık ilk yıl? İlk yıl karı yüzdü. FK 10 ödedik. 1000'e aldık. 7,5 kat kar etme potansiyeliniz var. FK 10'da kalırsa. E diyelim ki FK 5'e düştü. Yarıya bölün. 3750 olacak. Yine siz 3 kat kar ediyorsunuz. İşte burası güzel zaten. İşin mevzunun güzel olan taraf burası. Siz eğer ki karını ciddi büyütecek bir şirketi ucuz bir değerden alırsanız ve pek rasyosu küçük olan bir değerden alırsanız Gittiğinizde ileriki yıllara FK düşük de fiyatlısa insanlar siz buradan kar edebilirsiniz. Şimdi gelelim diğer şirketimize. Bakın bunun FK 8 daha ucuz görünüyor. Karı 100 aynı şirket. Biz buna 800 lira para vermişiz. FK çarpı karı diyorum. 800 lira para ödüyorum şirkete. buradaki büyüme oranı arkadaşlar 1,20. Şimdi gelin bunu da hesaplayalım. 100 dedim. Çarpı. Ne diyeceğiz burada? Ee, 1,2 üzeri 5 diyorum. Bakın gördünüz mü? Kar ne kadar azarttı? %20'lik birleşik büyümeden net kar büyüme oranı aldığın zaman. 248 oldu 5 yıl içerisinde. 1,2 üzeri 5 yaptım. Bunu birazcık daha matematiksel düşündüm. Dolayısıyla burada karımız arkadaşlar 248'e çıktı. 5 yıl sonra gittik. Kar hiç büyümemiş. 2,5 katına çıkmış. İşte buradaki sıkıntı burada zaten. E şimdi FK 8 verdik. Şirkete biz 800 lira verdik. Çarpı 8. 800 TL verdik. 5 yıl sonraya gittik arkadaşlar. FK yine çarpı 8'den fiyatlansa biz burada rahatlıkla ne kazanıyoruz? 2 kere 8, e 16, 2000 TL gibi 1 lira oluyor. Ve burada bakın yüzde işte 248 kazandık. 2,4 kat kar ettik. Ama şunu öngörmeniz lazım. 5 yıl sonra gittiğimde ya piyasa kötü olur da insanlar bu şirkete FK4 öderse. Ha, şimdi 248 çarpı FK4'ten fiyatlanırsa bu şirket işler kötüye gidiyorsa. E siz burada para kazanamayacaksınız. 248 çarpı 4 diyeceğim artık. 248 çarpı 4. 992. Haydi çıkın şimdi işin içinden arkadaşlar. Bakın kar büyüyor. Kar %20 büyüyor. Gayet güzel büyüyor. Siz FK8 ucuza aldım sanıyorsunuz. Karlar olduğu gibi tahmin ettiğiniz gibi büyüyor. Ama gittiğiniz zaman ne olacak? İnsanlar buna düşük fiyat veriyorsa bu sektöre. Olmuyor mu bazen böyle? Oluyor. Yani diyoruz ki biz bu şirket e, çok iyi. Karlar da büyüyor. İnsanlar FK4 diyor. Şimdi Sabancı Holding vesaire var. Yıllardır böyle. Kar büyümeler çok güzel. FK'lar yerlerde vesaire vesaire. Bakıyorsunuz fiyatlanmıyor. İşte böyle bir durumda hapsolursanız bakın 5 yıl boyunca taşıdınız. Hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. Dolayısıyla şişik FK alırken çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla FK'nın arkadaşlar <laughs> bakın net kar çarpı ne dedik? FK. FK demek ki insanların aslında buradaki arz talep dengesi oluyor. FK çok yüksekse talep bazında ciddi bir coşku var demektir. Ne dedik? Coşkulu dönemde siz hisse almaktan kaçınacaksınız. Tarihsel FK oranlarına göre çok pahalı bir FK'da şirket varsa Burada kaçınmanız lazım. Burada bir coşku mu var acaba demeniz lazım. İşte Ford Otosan gördük. 8 FK 20 FK. Tarih boyunca 8 FK 20 FK içinde gitmiş. Ne zaman 8 FK'dan aldıysanız kar etmişsiniz. Ne zaman 20 FK'dan aldıysanız zarar etmişsiniz. Grafiğine bakabilirsiniz. Şimdi biz Ford'u ne zaman aldık? 750-800 liralara video çektik aldık. FK kaçtı? 8'di. Yani dolayısıyla kar ettik. Niye? Çünkü eski zirveye gitti. Eski zirvenin üzerine de gidecek ben net olarak eminim. Ford'un 12-13 fk'lara zaman içerisinde bir zaman fiyatlanır. E, kar dalgalanır, düşer çıkar, düşer çıkar. Ve e, siz oradan kar edebilirsiniz. Ama işte 30-40 fk'dan gidip port alırsanız kar 2 katına bile çıksa 5 yıl sonraya gittiğinizde fk 8 fiyatlarsa 5 kat zarar edersiniz arkadaşlar. Dolayısıyla işte şu şeye çok fazla aldanmayın. Burada kar büyümesi %200-300 olacak, 500 olacak şirketin fksı 40'tır. Bunu hemen göremeyebilirsiniz ama 5 yıl 10 yıl sonraya gittiğinizde belki de sizin çok daha az büyüten kelepir fiyattan aldığınız bir ise size çok daha fazla para kazanacak. Dolayısıyla coşkunun olmadığı, insanların o şirketi unuttuğu, FK'nın yerlerde olduğu ama şirkette gelecekte işlerin iyiye gidebileceğini düşünüyorsanız siz alacaksınız. İşte FK'ya bu gözle bakın. Çarpana geçmiş gözüyle bakarsanız geçmiş 4 çeyrek üzerinden düşünürseniz tamamen yanlış bulursunuz. Siz gelecek 4 çeyre ve gelecekteki yılları ...düşünmeniz lazım. Peki bunu nasıl bilebiliriz? Yani ben size e, bilanço videoları... ...izlerken söyledim. Hani Future'da FK şu kadar olur... ...bu kadar olur vesaire diyorum. Aslında bazı şirketlerde arkadaşlar bu... ...aşırı derecede kolay. Gelin... ...ben size bunu göstereyim. Şimdi size bir örnek... ...açacağım. Mesela Doğanlar Mobilya şirketi var. Biliyorsunuz ben Portföy'ü almıştım. Hala toplamaya... ...devam ediyorum. Şirket 9 liraya... ...kadar düştü. Ben 12 liralardan aldım. 11'den aldım. 10'dan aldım. 9'dan hala alıyorum. İşte tekrar 10-11'e doğru gidiyor. Şimdi şirket V şeklinde yaptı. Ben hiç kar edemedim ama hala almaya devam etmemin bir sebebi var. Mesela gelin bunu size göstereyim. O zaman bilanç döneminde de söylemiştik. Bazı şirketler yıllık arkadaşlar size yapacağı ciroyu tahmini olarak verirler. Şimdi gelelim Doğanlar Mobilya şirketine. Şimdi hemen buradan açıyorum. Ee, çok özür dilerim. Şimdi Doğanlar Mobilya detay bilgileri dedim. FK10 piyasa defter değeri 5. Mobilyacılık sektörüne baktığımızda önümüzdeki çok iyi olmayacak vesaire deniyor ama bu sektörde Yataş var, koleksiyon vesaire var. Kabaca FK10, piyasa defter diyerek 3 ile 5 arası fiyatlanıyor. Dolayısıyla Doğanlar Mavilya'nın 11 lira 87 kuruşken şu an e, piyasa çarpanları bana gayet olağan geliyor arkadaşlar. Gayet güzel geliyor. Peki ben bu şirket ne zaman almıştım? Geçen bilanço döneminde almıştım. O zaman fiyat 12 liralardı. Çarpanlar daha yüksekti. Bakın çarpanlar daha yüksekken almıştım. 12-13. Normalde benim kriterlerimi çok fazla karşılayan bir şirket değildi. Çünkü şöyle baktığım zaman bakın Össer Mevkarlı %50, şirket 5.58'den fiyatlanıyor. Dolayısıyla aslında benim kriterlerim çok fazla karşılamıyor. Ama orada yönetim kurulu başkanının yani şirket sahibinin patronunun bir açıklaması vardı. Ne dedi bize? Bizim yıl sonu beklenti ciro'muz şu kadar. Hatta ben o videoda açın gidin Doğanlar Mobilyo bilançosu incelediğim videoya bu şirketin arkadaşlar ütopik bir beklentisi var. Ben bu beklentiye binaen yani şirket sahibi bize yalan söylüyorsa ve bunu başaramayacaklarsa burada kaybımız olabilir demiştim. İşte oradaki beklenti şuydu aslında bakın hasılat 4,5 milyar. Yıl sonu arkadaşlar 8 milyar 9 milyar civarında bir haslat bekliyorlar. Ben kabaca şu hesabı yaptım. Doğanlar mobilya 4,5 milyar haslatla 350 milyon net kar yapıyorsa son çeyrek demek ki burada ciddi bir haslat ve karlılık olacak. Yani burası 700 milyon 750 milyona denk gelebilir. Dolayısıyla burada çeyreklik 100 milyon kar eden bir firma son çeyrek 300 milyon acaba kar gönderebilir mi dedim ve geleceği düşünerekten. Ben orada bir yatırım yapmıştım. Şimdi gidelim bakalım. 350 milyon değil de bu şirketin e, ee, karı 700 milyon olursa TK'mız bizim nasıl olur? Mesela bunu grafiksel olarak da siz görebilirsiniz. Fintables'a girdim. Mesela burası Fintables'da gayet güzel oluyor arkadaşlar. Doganlar mobilya. Görsellik katınca işin içinde siz birazcık daha manuel hesaplama tarafına gidiyorsunuz. Bakın şimdi TK nasıl hesaplanıyor derseniz kağıt üzerinde belli olan 4 çeyreği almanız lazım arkadaşlar. İşte şu 4 çeyreği topladığınız zaman ve piyasa değerine böldüğünüz zaman siz FK'yı görüyorsunuz. Bakın şöyle yukarı çekeyim ve kendimi küçülttüm. Belki sizi engelliyor olabilirim. Şöyle iyice kendimi küçülttüm. Açtım. Şimdi bakın şu 4 çeyrek olayı çok önemli. Bakın 42 milyar var elimizde. Şey 42 milyon var. 30 milyon var. Sonra 124 milyon var. Sonra 195 milyon var. Şimdi burada son çeyrek sütunu nasıl olacak? Burası çok önemli. Son çeyrek sütunu 30 milyon gelecek olursa Doğanlar Mobilya'da işte orada gördünüz 10 FK size olacak arkadaşlar 12 FK 13 FK. Ama son çeyrek sütunu bakın 300 milyon olursa ne olacak? 42 milyonluk hesaplamadan çıkacak. Yerine 300 milyonluk bir hesaplama gelecek. İşte ben burada 300 milyon olur mu acaba ya istinaden burada bir yatırım yapmıştım. Neden? Yani hasılat yükseliyor, favök yükseliyor, kar gitgide yükseliyor. Şimdi son efsanevi çeyrek gönderirse bakın 300 milyon. Elimizde zaten 195 milyon var. 5, 495 milyon. Onun için bir çeyrek daha koyuyorum. 124 milyon. Bakın 495. 124 daha koydum. Ee, neredeyse burada 650 oldu. Burayı da koydum. Ee, 660 milyon kara ulaşabilir. Şimdi gelin tekrardan şu FKZ'yi Doğanlar Mobilya'nın son çeyrek bu kadar iyi gelirseden hesaplayalım. Doğanlar Mobilya'yı tekrardan açtım. Hemen gidiyorum. Kötü bir çeyrek çıktı. iyi bir çeyrek geldi. Elimizde 350 milyon. Burada zaten 3 çeyrek bir karımız var. Ee, orada 650 milyon gibi bir kar hesapladık. O zaman ben buradaki piyasa değerini 650 milyona bölüp yeni FK'sını bulmam lazım. Yani 4 milyar 154 bölü 650 dedim. Şimdi ne oldu? Gelecek çeyrek sonrası bilanço iyi gelirse enflasyon muhasebesini katmadan söylüyorum 6.3'e düşecek FK'sı. Ha, gayet güzel 10 FK değil 6.3 mobilyacılık sektörü FK'lar işte 6 ile 10 arası fiyatlıyor. Demek ki sektörüne göre uygun bir değerde kalabilir. Tabii ki ben sadece buna göre mi yatırım yapıyorum sizce? Bir çeyreklik patronun dediğine göre mi yatırım yapıyorum? Hayır tabii ki. Daha ileri araştırmayı yapıyorum. Şimdi kapa girdiğimde ben ne gördüm? Doğanlar Mobilya 2024 yılı beklentileri. Bakın ne kadar kolay hesaplayabiliyorsunuz. Hani dedim ya şurada size e, bilmeniz gereken tek şey var. Net kar ve piyasanın bu net karı nasıl fiyatlayacağı. İşte net kârı siz gayet rahatlıkla aslında bulabiliyorsunuz. Neden? Şirket zaten size söylüyor. Yatırımcı sunumunda söylüyor. Bazen geleceğe yönelik beklentilerde söylüyor. Bazen aracı kurumlar gidip konuşup şu kadar ciro bekliyormuş, şu kadar faaliyet marjı bekliyormuş, şu kadar hasılat bekliyormuş söylüyor. Sizin buradaki net kar bilgisine bir şekilde gelecekteki bilgiye ulaşmanız lazım. Daha sonra insanların o dönem ne kadar şirkete talep yapacaklar bunu ulaşmanız lazım ve düşünmeniz lazım. Ona göre de piyasa değerini tahmin etmeniz lazım. Şimdi gelelim Doğanlar Mobilya'nın gelecek beklentilerine. Yine patronun söyledikleri arkadaşlar bunlar. TMS 29 yani enflasyon muhasisi dikkate alınmadan biz burada iş yapıyoruz şimdi. Hemen baktım konsolide satış gelirleri arkadaşlar 11.2 milyar bekleniyor. %3 yukarı %3 aşağı olabilir. Demek ki hasılat bu yıl 8 milyar seneye 11 milyar hasılat bekleniyor. Hemen bunun içerisinden arkadaşlar bakın Favök marjını da bize vermiş. Yüzde 15'lik bir Favök marjı var. Heh, tamam bu ikisi bize yeter. Şirketin Favök'ünü rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi normalde bakın 11 milyar aldım burayı. 11,2 çarpı 15 bölü 100 dedim. Yüzde 15. Yani 1 milyar 680 milyon Favök yapma beklentisi var. 2024 yılında arkadaşlar. Şimdi Doğanlar Mobilya'ya gittiğimiz zaman 1 milyar 680 milyon Favök beklentisi var 2024 yılında. Yıl sonu FK zaten altı olacaktı şirketin. Şimdi seneye de eğer ki burada beklenti güzelse seneye FK daha da düşer mi? Bu fiyat üzerinden bunu hesaplayacağım. Hemen gidiyorum. Bilanço tarafını açtım. Favök'ü artık biliyoruz. 1 milyar 600 milyon. Favök dediğimiz şey esas faaliyet karlarını arkadaşlar. E, kabaca amortisman eklenmesi. Bu şirketin amortisman çok düşük. 100 milyon civarında. Dolayısıyla burası bizi çok fazla bağlamayacak. Dolayısıyla bizi tek bağlayan yer buradaki finansman gideri kısmı. Bakın 400 milyon bu yıl finansman gideri yazmış. Şimdi seneye de bu kadar yazabilir. Neden? Çünkü buradaki beklentiler içerisinde hesap yapmanız için şunu da veriyor size. Net finansal borç bölü Favök 1 ile 1.25 arası fiyatlanacak. Dolayısıyla sizin 1 milyar 600 milyon Favök'ünüz varsa 1 milyar 600 milyon .000 finansal borç hedeflemişler. E 1 milyar 600 .000 .000 finansal borç %20-25 faiz olsa kafadan yani söylüyorum. E burada yine 500 milyon 600 milyon size bir arkadaşlar finansal gider yaratacaktır. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şey. 1 milyar 600 milyon burada FAVÖK varsa finansman giderinde ben bunun içinden düştüğüm zaman 1 milyar 200 milyon, 1 milyar 100 milyon gibi burada bir karlılık ortaya çıkabilir. Şimdi bizim geçen yılki karımız kaçtı arkadaşlar? 179 milyondu. Bak burada görünüyor 179 milyon. Bu yıl sene sonu 350, şu an için 350 zaten karı ikiye katlamışız. Üstte son çeyrek iyi bir kar bekliyor. 600 olma ihtimali var. Şimdi öbür yıla gittiğimizde 1 milyar 600 milyon FAVÖK, üstte finansal giderisi çıktınız. 1 milyar ile 1 milyar 200 milyon arası karlılık olabilir. Dolayısıyla buradaki kar büyümesi göz dolduruyor. Neden? 179, 600 olacak. 600, 1 milyar beklentisi var. Yani e, seneye de kar büyüyeceği için burada piyasa bu şirkete fazlaca talep gösterebilir. FK'yı altıda bırakmaz diye düşünüyorum. Neden? Net kar büyümesi %50'nin üzerinde. Burada FK'nın minimum onlarda vesaire fiyatlanması uygun olur. Eğer ki bu karlıklar gelecekse diye düşünmeniz lazım. E şimdi future FK hesaplayalım. Şirketin şu an piyasa değeri 4 milyar 150 milyon. 4 milyar 150 milyon piyasa değerimiz var. Seneye 1 milyar civarı net kar olabilir diyor adam. FK'mız 4.15 arkadaşlar. Şu anki 11 lira fiyat üzerinden FK 4.15'ten fiyatlanıyor. Bu karlar gelecek olursa insanlar bakın 4.15 çarpı net kar dediğiniz zaman zaten fiyatı buluyorsunuz. E şimdi düşündüğünüzde 1 milyar kar eden bir şirket 4 FK'dan bırakırlar mı? Ve de bu kar 179 milyon 600 milyon 1 milyar gibi büyüyerek gelen bir karsa. İşte burada bırakmazlar arkadaşlar. Burada talep gelir diye düşünmeniz lazım. Ve dolayısıyla buradaki FK 8 bile olsa 1 milyar çarpı 8 FK deseniz 8 milyar piyasa değerine ulaşabilir. Dolayısıyla ben bu şirketin mesela bu karlılıklar olacaksa minimum 25-30 lira bandı. Yani 8 FK fiyatlarsa 22 biraz da coşku olursa 25-26 liralara doğru gidebilir diye kabaca bir bakkal hesabı yapıyorum. Bakın tamamen iş burada bitmiyor. Ama FK'ya girerken ne öğrendik? Geçmiş değil geleceğe bakmayı. Geleceğe bakmak için kap haberlerine bakmayı öğrendik. KAPA haberlerine baktığımızda orada bize bakın net karla ilgili bir şey vermediklerini öğrendik. Demek ki fabrika öğrenmemiz lazım. Net borcu öğrenmemiz lazım. Fabrika marjını öğrenmemiz lazım. Şirketin hasılat, ciro bunlara bakmayı öğrenmemiz lazım. İşte kendinize bir yol çizmiş oldunuz. Şimdi bu videoyu kapattıktan sonra siz bunlara da bakmanız gerekiyor. İşte dolayısıyla burası bir giriş yeridir sadece. Ben onları yine anlatacağım arkadaşlar. Size de net kar marjında, fabrika marjında hepsini anlatacağım. Ama bakış açımız her zaman bu olacak. Yani burada size bir yol çiziyorum. Ve bu yoldan sizin kendi adımlarınızı daha büyük adımlar atarak ilerlemeniz gerekiyor. Sadece benim anlattıklarıma bağlı kalmayın. Ve bir şirketin demek ki arkadaşlar sadece oradan PK'sını okuyup piyasa piyasalarını okuyup benzer bir şirketle karşılaştırmak vesaire iş olmuyor. Şimdi Doğanlar Mobilya örnek için verdik. Yatırım tavsiyesi olmasın diye verdim. Ben zaten yatırımım var orada biliyorsunuz. Ben patronun söylediğine inanarak bir yatırım yaptım. Peki patron bizi terse düşüremez mi? Yani bu karlık gelmeyecek. Ne olacak o zaman? İşte burada sizin Farklı bir alternatif yapmanız lazım. Şimdi sadece bu beklentiye binaen yatırım yaptığınız zaman iş olmuyor arkadaşlar. Çünkü tamam bir milyar kar gelebilir. Ondan sonraki yıl bir milyar gelmeye devam eder. Veya şirket kötü zamana girecek. Ve sesyon olacak. Mobilya satışları ciddi manada dibe vuracak. Ve e, işler kötüye gidebilir. Tam tersi olabilir. Patronu söyledim. İşte burada bir güvenlik barjı bırakmanız lazım. O yüzden zaten hani FK6'ya düşeceği için sene sonunda ben burada yatırım yapıyorum. Mesela bu şekilde bir kar büyümesi yine 20 FK vermek istemem. Çünkü riskli bir ülkedeyiz her şey olabilir. Mobilya satışları ciddi manada düşebilir önümüzdeki yıllarda. Bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Dolayısıyla yine de kar büyümesi çok ciddi bile beklense 20 FK 25 FK ödemek her zaman risktir. Burada sektörün genel gidişatını da görmeniz lazım. Doğanlar mobilya ile ilgili diğer yatırımcı sunumu vesaire her şeyi ödemeniz, okumanız lazım. Mesela ben biliyorum bu şirket Somaliye, Irak, mobilya fabrikaları açıyor sürekli yeni satış anlaşmaları yapıp bayilerini artırıyor. İhracat kapasitesini artırmak istiyor. Onun dışında farklı burada şeyler var. Karı sabit tutacak veya büyütecek yatırımlar da var arkadaşlar. Dolayısıyla bunları da düşünmeniz lazım. Yani sadece orada patron karı büyüteceğiz. Şu kadar fabrik paracımız var. İşte işler böyle olacak dediği zaman siz burada bir iş var mı acaba diye de araştırmanız lazım. Dolayısıyla faaliyet raporlarının kap haberlerini, yatırım haberlerini mağaza açılışlarını kapasite artışlarını ve gelecekte ne yapmak istediklerine hepsine bakmanız lazım. Patronun söylediklerinin altı dolu mu diye düşünmeniz lazım. Tamamı size dolu geldiyse bile yine de gittiğim zaman 2 yıl sonra, 3 yıl sonra ya, piyasa kötü mü olacak acaba? Bir savaş olacak, bir şey olacak Allah korusun bir sıkıntı olacak ve borsa yerin dibinde olacak. İnsanlar çok iyi hisseler bile olsa hisselerin yüzüne bakmayacak mı acaba? Bunu da düşünmeniz lazım. Dolayısıyla bir 20 FK'dansa Gelecekte büyüme beklentisi olan 8 FK, 7 FK ve bu tarz yatırımlar olan, e, potansiyeli olan şirketleri bulmanız gerekiyor. Ve bunlara yatırım yapmanız gerekiyor. Tabii ki bunlara işte benim ağzımdan çıkan kelimelerle. Ya bu adam burada 40 dakika konuştu. FK anlatmak için Doğanlar Mobilya mı acaba bize e, itelemeye çalışıyor diye düşünün. Yani herkes size arkadaşlar bir şey söyler. Ben bunu tamamen arkadaşlar eğitim amaçlı söyledim. Geri kalan araştırmayı siz yapın. Benim söylediklerim doğru mu değil mi? Bunlara siz bakacaksınız. Benim burada tavsiyem benim söylediğim şirkete yatırım yapmayın. Buna benzer e, FK'sı düşük kalan gelecekte FK'sını daha da düşürecek, karlarını daha da büyütecek ve daha çok yatırımlar olan şirketleri siz kendiniz bulun arkadaşlar. Burada size öğütleyeceğim tek şey budur. Ve de bu FK'dan işte ne her şey deyin ne de hiçbir şey deyin. Çünkü FK ne her şeydir ne de hiçbir şeydir arkadaşlar. Burası bir başlangıç noktasıdır. Siz bunu özümserseniz FK'ı özümseyeceksiniz. Net kar maaşını nakit akışlarını özümleyeceksiniz. İndir gelmiş serbest nakit akımları tablosu vesaire de yapacaksınız belki bilmiyorum. Kendinizi çok geliştirebilirsiniz ama geliştirmek için bir başlangıç noktanız olmalı. Birisi size Doğanlar Mobilya, X hisse, Y hisse dedi diye o hisseye atlıyorsanız zaten sizin kendinizi geliştirme ihtimaliniz yok. Dolayısıyla burada 10 dakikada 5 dakikada anlatacağım FK'yı sizlere ben 40 dakikada anlattım. Çünkü sizleri gerçekten e, seviyorum, öğrenmenizi istiyorum. Çünkü ben de bu şekilde başladım. Ben de ilk başta gittim şu videolar izledim. Cazip hisseler, FKS e, FK'sı ondan düşükler. Tarama listesine koy. FK'sı ondan büyük olan bizim Ford, Tofaş hepsi gitti arkadaşlar. Yani o zaman ben ilk başladığımda. Türk Traktör gitti. 10 kat yapan hisse. FK'sı 10 diye silindi hisseden. Neden? Çünkü ben ne düşünüyordum? FK 10 olan iyi değildir. 10 yılda amortisini ev alsam e, kirası onda bir daha karlıyım gibi düşünüyordum. E, çünkü öyle anlatıyorlar. Gerçekten öyle anlatıyorlar. Yatırımcıyı arkadaşlar kandırıyorlar. Kafanızı kendiniz kullanmazsanız sürekli kanarsınız. Ondan sonra ben çözdüm işi. Gittim 13 FK'dan 15 FK'dan işte traktör aldım, tofaş aldım bilmem ne aldım. Ondan sonra zaten e, para kazanmaya başladım. İşte sadece FK'ya onun altındakiler, onun üstündekiler. Onun üstündekileri komple ele. Dediğiniz zaman işte as soru şunu bunu hepsini kaçırıyorsunuz. Ya biz de kaçırdık yani. E, ama belli bir strateji nezdinde sizin kendi stratejinizi kurmanız lazım. FK 20 hisse alacaksam da bu FK 20 hissede de, de aradığınız basamaklar olmalı. Bu 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 bu, bu. varsa ben FK 20 hisse alırım. Şu 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 varsa FK 10 hisse alırım. Şu 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 varsa FK 3 hisse alırım demeniz lazım. Ve her hisseye kendi özelinde bakmanız lazım. Her hissenin yatırım sunumunu, faaliyet raporunu, son 4 çeyreklik bilançosunu, onun için de son 5 yıllık kar büyümesi, ondan önceki şey tarihsel kar marjları vesaire bunları çıkarıp bir kağıda yazmadan şu hesaplamaları manuel yapmadan yani bu şirketin karı 1 milyar değil de 700 milyon gelirse ne yaparım ben üç yıl sonra? Veya bu şirket ciddi bir borç altına girmiş. Krediler aniden yükseldi. Bu faizi çevirirse ben ne yaparım diye düşünmeniz lazım. Bu şirket ya 2 yıl 3 yıl işte Ereğli Demir Çelik gibi Çin'den bir sıkıntı olur da kar marjları %20'lerden %1'lere düşerse kar da 20'de birine inerse ben ne yaparım diye düşünmeniz lazım arkadaşlar. Dolayısıyla FK 80'leri ele FK 5'leri topla bir araya bunları al ve kâr et. İşte işler bu kadar basit olsaydı, zaten burada 40 dakika, 41 dakika sizle konuşmama benim gerek kalmayacaktı arkadaşlar. Böylelikle size bir yol açmış olmayı diliyorum. Video yine uzadı, ama ben seviyorum arkadaşlar. Ben kimse izlemesi de uzun video yapmayı seviyorum çünkü burada kendimle bile muhabbet etsem güzel bir muhabbet oluyor. İstiyorsa kimse izlemesin. Ama bu videoyu tam olarak dinleyenler şu noktaya kadar eminim bence bir şeyler katmışlardır diye düşünüyorum kendinize. Dolayısıyla ileri sardırarak dinleyeceğinize aradaki verdiğim küçük şeyleri dinlerseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum. Haftaya bakacağız arkadaşlar. Pazartesi yokum. Salı çarşamba muhtemelen beraber olacağız. İnceleyeceğiz. Haftaya biraz heyecanlı bir hafta olabilir. Görüşmek üzere.